Aşağıdaki şekilde insanda bağışıklık sistemini oluşturan yapılardan bazıları numaralarla gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış yapılarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır denmiş sorumuzda. Arkadaşlar, bir numaralı kısım bademcik adı verilen bölgedir. Ağızdan alınan mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesinde rol oynar. İki numaralı bölge timus bezidir. T lenfositlerinin olgunlaşmasında etkilidir. 3 numaralı bölgemiz kemik iliğidir. Alyuvar, akyuvar, trombosit gibi kan hücrelerinin üretiminde görev alır. Akyuvarları burada ürettiğimiz için bağışıklık sistemine ait bir parçadır diyebiliriz. 4 numaralı bölgemiz dalaktır. Mikroorganizmaların süzülmesinde etkili olacaktır. 5 numaralı bölge ise apandistir. Ve bu da yine bademcik gibi savunmada görev alan bir yapıdır. Cevabımız B olmalıdır. İnsanda bağışıklık sistemi olaylarından hangilerinde görev yapabilir denmiş sorumuzda. 1. Mikroorganizmaların vücuda girişinin engellenmesi. Arkadaşlar, savunmanın birinci hattı. Savunmanın birinci hattı bu fonksiyonu yerine getiriyordu. Deri, gözyaşı, ter bezleri, mide öz sıvısı, safra sıvısı, mikroorganizmaları etkisiz hale getirme gibi bir görev üstleniyordu. 2. Genetiği bozulmuş hücrelerin yok edilmesi. Bu savunma sisteminin ikinci hattı tarafından gerçekleştiriliyor. Doğal katil hücreler bu hücreleri tanıyıp ortadan kaldırıyor. 3. Yaralı dokuda yangısal tepkinin oluşması. Yine savunmanın ikinci hattının fonksiyonudur diyebiliriz. Cevabımız E olmalıdır arkadaşlar. Vücut savunmasına görev yapan hücrelerinden antijene özgü bağışıklık kazanılmasına işlev görenler ve antijene özgü olmayan bağışıklıkla işlev görenler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar, birinci ifadede T lenfositleri verilmiş. Bunlar antijene özgü bağışıklık kazandırırlar ve hücresel bağışıklıktır bu hücrelerin yaptığı. Yani doğrudan vücut içerisine giren yabancı bir hücrenin ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışma yaparlar. B lenfositleri ikinci ifadede verilen, bunlar da yine antijene özgü bağışıklık kazandırırlar ve B lenfositleri sıvısal, yani hümoral bağışıklık kazandırırlar. Burada da kastedilen şey şu: bu hücreler, B lenfositleri, antikor üreterek doğrudan antijene bağlanıp onları kümeleyip çöktürme özelliğine sahipler. Bu yüzden bunların yaptığı da yine antijene özgü bir bağışıklıktır diyebiliriz. Üçüncü ifademizde fagositik akyuvarlar verilmiş. Bu fagositik akyuvarlar giren mikroorganizma çeşidi ne olursa olsun fagositoz yoluyla o mikroorganizmayı etkisiz hale getirir. Bunların yaptığı antijene özgü bir bağışıklık değildir. Bu yüzden cevabımız A olmalıdır. Zehirli yılanlar tarafından ısırılarak yılan zehrine karşı bağışıklık geliştirmiş olan atlardan ve koyunlardan elde edilen antiserumlar, yılan tarafından ısırılmış bir bireye hemen enjekte edilirse zehirdeki toksinleri etkisiz hale getirir ve bireyin zehirlenerek ölmesini engeller. Buna göre yorumlarından hangileri yanlıştır denmiş sorumuzda. Bir numaralı ifadede atların ve koyunların yılan zehrine karşı gösterdiği bağışıklık tepkisi aktif bağışıklıktır denmiş. Arkadaşlar, aktif bağışıklığın tanımı şu: vücudunuza antijen giriyorsa ve bu antijene karşı siz antikor üretiyorsanız bunun da aktif bağışıklıktır. Yani yılan tarafından ısırılmış bir at kendisi antikor üreteceği için onun yaptığı bağışıklık aktif bağışıklıktır. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifadede yılan tarafından ısırılan insana verilen antiserum insanda pasif bağışıklık sağlar denmiş. Arkadaşlar, bir insan yılan tarafından ısırıldığında ona karşı antikor üretecektir. Ve bu antikorları başka bir ısırılmış insana verdiğinizde bu bir pasif bağışıklık olacaktır. Çünkü başka bir canın üretmiş olduğu antikorlarla vücut savunmayı gerçekleştirecektir. Doğrudur. Üçüncü ifadede bir antijenin bağışıklık tepkisine neden olması için canlı patojen içermesi zorunludur denmiş. Hayır, illaki bir patojen içermesine gerek yok. Bir kimyasal madde, vücudun üretmiş olduğu bir kimyasal maddeye karşı da antikor üretilebilir. Hayvan zehirleri protein yapılı olabilir. Bu moleküllere karşı da
Yine vücut antikor üretebilir. Dolayısıyla üçüncü ifademiz doğru değildir. Cevabımız da yanlış olanı istediği için cevabımız C olmalıdır. Viral bir enfeksiyonla mücadele eden B lenfositlerinin gerçekleştirdiği olaylar aşağıda verilmiştir. Bu lenfositler ve gerçekleşen olaylar için ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş sorumuzda. 1. Virüsle enfekte olmuş hücrelerin zar reseptörüyle bağlantı kuran B lenfositlerinden salgılanan kimyasallar diğer B lenfositlerini aktive eder denmiş. Arkadaşlar, birinci durumda virüs sağlıklı bir hücreyi enfekte ediyor. Enfekte olmuş hücrede ikinci durumda B lenfositleriyle karşılaşıyor ve bu B lenfositlerinin sitokin adı verilen kimyasal maddeyi salgılaması sağlanıyor. Birinci ifademiz doğrudur. 2. Aktivasyon için uyarılan B lenfositlerinin çoğalmasıyla oluşan hücrelerin bir kısmı plazma hücrelerine dönüşerek antikor üretir. Bakın, burada sitokinler diğer B lenfositlerini uyararak onların bölünmesini, yani proliferasyonu sağlıyor. Bu olayın sonucunda oluşan hücrelerin bir kısmı plazma hücrelerine dönüşüp antikor üretiyor. İkinci ifademiz de doğrudur. Üçüncü ifademiz de plazma hücrelerinin salgıladığı antikorlar virüsle enfekte olmuş hücreleri fagositozla yok eder denmiş. Arkadaşlar, antikorun fagositoz yapabilme özelliği yok. Çünkü o bir moleküldür. Ha, antikor işaretleme işini yapabilir ya da bir fagositik hücreyi aktive ederek o hücrenin virüsleri ortadan kaldırmasını sağlayabilir. Dolayısıyla üçüncü ifademiz doğru değildir. Bize de doğru olanı sorduğu için cevabımız D olmalıdır. İnsanda bağışıklık sisteminin en önemli hücrelerinden olan doğal katil hücreler kan, kemik iliği, karaciğer ve dalakta yoğun olarak bulunur. İçi çeşitli kimyasallarla dolu olan bu hücreler vücutta serbest olarak dolaşır ve bakteri ya da virüslerle enfekte olmuş hücreleri tanıyıp bulundurduğu kimyasallarla onları etkisiz hale getirir. Zarlarında bulunan reseptörler sayesinde normal hücrelerle etkileşime uğramış, kanserleşmiş ya da patojenle enfekte olmuş hücreleri birbirine ayırt edebilirler. Daha önceden karşılaşsın ya da karşılaşmasın, farklı hücreleri algıladıklarında hızla aktifleşip sayılarını arttırırlar. Ardından da farklı hücrelere bağlanırlar ve içlerindeki kimyasalları o hücrelere doğru salgılarlar. Bu kimyasallar hücrenin içeriğiyle birlikte yok edilmesini sağlar. Yukarıda verilen paragraf dikkate alınarak doğal katil hücrelerle ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır denmiş sorumuzda. Arkadaşlar, birinci ifadede vücut savunmasının ikinci hattında bulunan doğal bağışıklık hücreleridir denmiş. Evet, ikinci hattımızda doğal katil hücrelerimiz bulunuyordu. Bunlar paragrafta da belirtildiği üzere farklılaşmış hücrelerin, kanserleşmiş hücrelerin tanınıp ortadan kaldırılmasında etkili olan hücrelerdi. 2. Patojenleri fagosite ederek yok ederler. Hayır, burada ifadede bize şunu söylüyor. Hücrelere bağlanıyor ve içlerindeki kimyasalları o hücrelere doğru salgılıyor. Yani salgıladıkları kimyasallarla hücreleri etkisiz hale getiriyorlar. Fagositoz yapabilme yetenekleri yok bu hücrelerin. Bu yüzden 2 numaralı ifademiz yanlıştır. 3. Organ nakillerinde sayıları artış gösterebilir denmiş. Bu da doğrudur. Çünkü organ nakillerinde vücuda yabancı proteinler ve bu proteinlere sahip hücreleri veriyoruz. Doğal katil hücreler bunları ortadan kaldırmaya çalışabilir. Bize yanlış olanı sorduğu için cevabımız B'dir arkadaşlar. İnsanda aşağıdaki olaylardan hangisi bağışıklık sisteminin uyarılmasını sağlamaz denmiş sorumuzda. A. Kanserli hücrelerin sayısının artması. Arkadaşlar, kanserli hücrelerin sayısı arttığında doğal katil hücrelerimiz bunları etkisiz hale getirmeye çalışacak. B. Vücuda alerjen bir maddenin enjekte edilmesi. Bu madde enjekte edildiğinde üretilen antikor miktarında bir artış olacak ve fagositik hücrelerin faaliyetleri artacak. C. Vücuda besleyici çözelti içeren serum verilmesi. Arkadaşlar, besleyici çözelti içeren serumun içerisindeki maddeler vücut için yabancı olmayacağı için buna karşı bağışıklık sistemimiz tepki vermeyecektir. Cevabımız C olmalıdır. D. Kan yoluyla vücuda patojen bir organizmanın girmesi. Yine B ve T lenfositlerin uyarılmasını sağlayacaktır. E. Vücut dokularının yaralanma nedeniyle zarar görmesi yangısal tepkinin oluşmasında etkili olacaktır.
Cevabımız C olmalıdır. Hümoral bağışıklıkla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş sorumuzda. Arkadaşlar birinci ifadede B lenfositleri görev yapar denmiş. Bakın hümoral bağışıklık sıvısal bağışıklıktır. Yani antikor üretimine dayanır. B lenfositleri de antikor üretiminde görev alan hücre gruplarıdır. Birinci ifademiz doğrudur. 2. Uzun süreli bağışıklık sağlar. Kanımızda antikor dolanmaya devam ettiği sürece bağışıklık devam edecektir arkadaşlar. İkinci ifademiz de doğrudur. 3. Antijene özgü proteinler sentezlenir. Evet, antikorlar antijene özgü maddelerdir. Dolayısıyla üçüncü ifademiz de doğrudur. Cevabımız E olmalıdır. Aşağıdaki Venn şemasında doğal bağışıklık ve kızılmış bağışıklıkla ilgili bazı özellikler numaralarla verilmiştir. Şemadaki 1, 2 ve 3 numaralı özellikler için aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır denmiş. A şıkkında 3. bölge için antijene özgüdür denmiş arkadaşlar. Kızılmış bağışıklığın elemanları savunmanın 3. hattına aittir arkadaşlar ve savunmanın 3. hattında B ve T lenfositleri bulunur. Dolayısıyla bu B ve T lenfositleri antijene özgü oldukları için A'daki ifademiz doğrudur. B. 3 numaralı alan için T ve B lenfositleri tarafından gerçekleştirilir denmiş. Doğrudur. C. 2 numaralı bölge için patojenik organizmalarla mücadele edilir denmiş. Evet, bağışıklık sisteminin amacı budur zaten. Patojenleri etkisiz hale getirmeye çalışmaktır. D'de birinci alan için patojenle daha önceden karşılaşılmadığın önemi yoktur denmiş. Evet, patojenle karşılaşmanın bir önemi yok. Bazı kişiler bazı hastalıklara karşı doğuştan dirençlidir. Örnek olarak sarı hummaya yakalanmayan zencileri verebiliriz. Bu doğrudur arkadaşlar. E şıkkında bir numaralı bölge için bağışıklık belleğini oluşturur demiş. Bağışıklık belleğini B ve T lenfositleri oluşturacaktır. Cevabımız E olmalıdır. T0 anında X antijeni enfekte olan bir bireyin kanındaki antikor miktarının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafikteki değişim dikkate alınarak yapılan yorumlarından hangileri doğrudur denmiş arkadaşlar sorumuzda. Birinci ifadede bu birey X antijeni neden olduğu hastalığı daha önceden geçirmiş olabilir denmiş. Bakın antikor üretimi çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği için bu kişi daha önceden bu hastalığa yakalanmıştır diyebiliriz. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifadede X antijeni bireyde ikincil bağışıklık cevabının oluşmasına neden olur. Arkadaşlar daha önceden bu kişi hastalığa yakalanmışsa ve daha sonra ikinci defa aynı antijeni aldığında çok hızlı bir şekilde antikor üretmişse bu ikincil cevaptır. Bakın ilk antijeni aldığımızda birincil tepki meydana gelirken antijen vücuda ikinci defa girdiğinde artık ikincil bağışıklık gerçekleşecektir. 3. Verilen tepkinin oluşmasında B lenfositleri görev alır. Arkadaşlar B lenfositleri antikor üretir. Bize de burada antikor miktarındaki değişim verdiğine göre bunu sağlayan B lenfositleridir diyebiliriz. Üçüncü ifademiz de doğrudur. Doğruyu sorduğu için cevabımız E olmalıdır.